Yusuf Kerim Duman, oyun çok güzeldi. Mehmet Hocama buradan çok teşekkür ediyorum. Bu programı düzenleyen İskender Başkan'a ve Alişe Özdemir'e, halk eğitimden bize yardım eden kişilere çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler. İsmim Furkan Soy, ismim Köme Ağaç. Oyundaki rolüm Eren'di, Eren rolünde. Arabayı çarpıp babama olanları çaktırmadan arabayı tamir ettirmeye çalışıyordum. İzimi kaybettirmeye çalışıyordum. Güzel bir oyundu. İkinci defa sergiledik. İkinci oyunumuz daha güzel oldu. Buraya gelip bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben Doğa Korkmaz. Oyundaki adım Aşkın ve Doğa'ydı. Ben bu oyuna çok severek hazırlandım ve bu ikinci çıkışımızdı. Gerçekten çok güzel bir oyundu. Ekip arkadaşlarının hepsini çok sevdim ve çok güzel bir şekilde hazırlandık. Yani umarım size beğenmiştirsiniz. Merhaba, adım Yusuf Özdemir. Kazanamayanlar ve çocuk yetiştirme rollerinde oynadım. İlk rolümde Bilal Esat adlı kişinin babasıydım. İkinci rolümde kazanamayanlarda kazanamayan bir bireyin çocuğunu canlandırıyordum. Hep beraber çok eğlendik, çok teşekkürler. Muhammed Efe Özdemir rolümde sürekli kursa giden bir çocuk var. Ve bu yüzden hayattan bıkan bir çocuk var. Oyun çok güzel geçti ve buradan Mehmet Peşket hocamıza çok teşekkür ederim. Ben İbrahim'cim arka bakacak. Biskeç'te babayı, biskeç'te tamirci oynadım. Yani ağzından bir sözü yok. Geldi gözüne yaptık. Flow yaptık. Bunu oynadık. İkinci kez oynuyoruz. Bayağı güzeldi bu sefer, daha hatası. Yani gayet güzeldi. Ben de Faruk Özgür. Ben de bir rolde babaydım. Bir rolde de aynı şekilde baba ve arkadaşımızın oğluyduk. Gayet güzeldi, gayet eğlendik. Gelenlere teşekkür ediyoruz, izleyenlere gelenlere teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Yehir Türkeş. Bir rolde evin annesiydim. İki rolde de evin kızıydım. Çok eğlendik. İzleyenler de umarım çok eğlenmişlerdir. Fatma Nur Oğuz, Miras Kavgası, Safi Alan ve Yenge ekibinde oynadım. Çok güzel bir çalışma ekibimiz var ve hepsiyle çok güzel bir şekilde hırsla ve mutlulukla, sevinçle hazırlandık. Hepsine de çok çok teşekkür ediyorum ve oyunumuzu izlemeye gelen kişilere de çok teşekkür ediyorum. Adım Muhammed Mustafa Seçkin. Çocuk yetiştirmedeki İbrahim rolünü oynadım, baba rolünü oynadım. Hani biz provalarda çok eğlendik. Umarım gelen seyircilerimiz de sizler de çok eğlenmişsinizdir. Adım Muhammed Furkan Yıldırım. Ben 3 farklı oyunda oynadım. Birisinde evin babasıydım, birisinde ikisinde kılıbık bir kocaydım. Biz hazırlanma sürecimiz çok güzel geçti. Mehmet Peşket hocamıza çok teşekkür ediyoruz bu süreçte. Bizi en iyi şekilde hazırladığı için. Çok eğlendik biz hazırlanırken. İnşallah izleyenler de bir o kadar eğlenmiştir. Ben Zübeyir Fırat. Oyunda bir tanesinde babaydım kazanamayanlarda. Ben yengelere babaydım. Ondan dolayı çok bir şey olmadı. Vallahi hazırlık süreci aceleci ve hızlı geçti. Çok hazırlanamayabilmiş olabiliriz. O da kusurumuz olsun. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ben Furkan Ersen. Oyundaki rollerim biri emlakçı, birisi de kazanamayan çocuk rolünde oynadım. Çalışmalarımız çok zevkli, eğlenceli geçti. Umarım siz de izlerken çok zevk alarak izlersiniz. İsmim Mehmet Peşket. Gerçekten de çok yetenekli arkadaşlarla çalıştık. Burada Hasan Gülpınar hocamın da çok emeği var. Ona da çok çok teşekkür ediyorum. Çok saygılı, sevgili, güzel, yetenekli arkadaşlarla çalışıyoruz. Ve en önemlisi Gölbaşı'nda tiyatroya aç olan çocukları tiyatroya doyurup üniversiteye gönderiyoruz. Ben Gölbaşı'nda hiçbir eğitimini almasam da yanımıza gelen gençlerin, halk eğitime gelen gençlerin tiyatroya doyurup üniversitelere, evlerine gönderiyoruz yani. İlk oyunumuz çocuk yetiştirme. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ay merhaba, Esat Büyük amcanla birlikte. Hoş bulduk canım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aman efendim, merhabalar. Hoş geldiniz Fikri Bey. Hoş bulduk İbrahim Bey, nasılsınız efendim? İyiyiz, buyurun. Merhaba. Esat annem Ayşe. Merhaba hanımefendi. Vallahi iki senedir birlikteyiz yani, ancak bir araya gelebildik. Esat sen ne kadar büyümüşsün, maşallah boyatmışsın. Dalga mı geçiyorsun Gülşah teyze? Ben senin oğlundan 2 yaş büyüğüm. Boylara bak. Deme öyle, neredeyse babanın boyuna gelmişsin. Boya herkes gelir Gülşah teyze. Baba, eserinle gurur duyuyor musun? Tarihe eser yaparım seni faydasızken. Esat nasıl konuşuyorsun sen babayla? Sen dur daha, senin yaşın kaç anneciğim? Uzayacaksın, büyüyeceksin sen. Tamam, hadi oturun, ayakta kalmayın. Ay bu Eda kızım,
olmuş böyle maşallah. Teşekkür ederiz Şükran. Şey sorabilir miyim? Suzan'ın en Gülşen teyzesinin bardak sağlar mısınız? Tabii ki, tabii ki. Al benim güzel kızım abi. Nöbürdür sen içemezsin kızım ben içini. Yahu çocuğun yerine de nefes alın bari. Bu neymiş, biraz rahat bırakın çocuğu lütfen. Ne alakası var canım? Hep böyle içer. Değil mi kızım? Evet. Evetler. Hep kendisi bu durumlarda evetler. Hı? Ağzını gözünü seveyim diyorum. Hayır sevemem. Asla sevemem. Böyle bir şey olur diye korkarım hep. Berat oğlum sen arkadaşlarını odana götür de bugün kursta ne yaptıklarınızı anlat. Vakit uçak mı? Pastacı çırağı mı? Öğretmen millet kim kursu mu? Hangisini göstereyim babacığım? Öğretmen millet kim kursuna mı gidiyorsun? Evet gene size içeride ev tekstilinde katalog hazırlamanın öneminden bahsedeyim. O çok önemli bak onu göster anlat arkadaşlarına. Ben götüreyim kızım sen gidemezsin. Tamam. Naim oğlum kocaman kız otur. Duvar var çocuğum. Sana gündüz akıl önde. Duvar! Hadi gel gel gel. Sakin olun ya. Düşse anlaşılırdı biraz sakin. Esat masaları kemirme çocuğum. Ay yalnız komşu. Örtü ve minder dikimi kursuna göndermek de yani. Açıkçası bana tuhaf geldi sanki. Oğlum komşu örtü ve minderin kursuna ben kendim gitmek istemiştim. Çocuğumu gönderdim. Evet. Bizim zamanımızda böyle kurslar yoktu. Şimdi çeşit çeşit kurslar var. Evet. Halk oyunları kursu var, bilgisayar kursu var, tiyatro kursu var vesaire vesaire. Bizle ilgilemediysek çocuğumuzu da ona göndermeye çalışıyoruz. İyi de olur. Bahaneyle biz de öğreniyoruz. Geçen şeye gittim. Düğün pastası süsleme kursuna. Bak orada çok ilginç bir bilgi öğrendim. Şeker sağlığa zararlıymış. Evet. Onun için biz artık çocuğumuza şeker yedirmiyoruz. Şey mi canım? Biz organik olmayan hiçbir şey yedirmiyoruz. Biz yemek yedirmiyoruz. Nasıl? Anne sütüyle besliyorum ben hala. Çünkü besinler zarar verebilir. Alerjisi olabilir. Boğazına takılabilir. Bilemezsin. Bunları düşünmek lazım. Böyle çok can istediğim şey olursa ben ağzıma atıyorum. Çiğneyip öyle veriyorum. Kuş mu lan bu kuş mu? Ağzıyla çiğneyip yediriyormuş. Bilal Bey. Çocuk olunca her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüyorsun. Ya mesela bizi şimdiden stres sardı. Bizim oğlumuz hangi okulda olacak, hangi üniversitede okuyacak diye. Evet ben şey düşünüyorum, İngiltere'de okutmayı düşünüyorum. Biz de Amerika'da okutmayı düşünüyoruz efendim. Bizimki Mars'ta. Mars mı? Evet. Hani orası yeni kuruluyor ya. İti kopuğu çakanı çok olmaz o yüzden. Çok mantıklı ama oranın puanı biraz yüksek diye duydum. Özel okuma verirsen uranyumlu ödem yapıyormuşsun. Allah Allah bunlar ailece kafa üstü mü düştü ne oldu ya? Ay Bilal'cim canım çocuk olunca her şeyin en iyisini düşünüyoruz öyle değil mi? Onlar bizim her şeyimiz, onlar bizim servetimiz. Tabii canım 120 bin lira veriyorum ben ona senelik tabii ki servetimiz. Ay öyle diyor ama çocuklara sürekli yabancı eğitim veriyorlar. Benim çocuğum bütün derslerini İngilizce olarak görüyor. Yani şunu söyleyeyim üniversite ayarında eğitim alıyor çocuğum. Yabancı dil çok önemli tabii. Ben de mesela 5 yıl kursuna gidiyorum. Gidiyorum, öğreniyorum, geliyorum, kızıma öğretiyorum. Anlamadım. Sen şimdi gidiyorsun, geliyorsun, öğreniyorsun, kızına mı öğretiyorsun? Tabii. Ya biliyor musun? Yabancı diye güvenemedin. Biz de tanıdık bir dilden eğitim alsın istedik. Ana dilden eğitim yani. Narmeciğim o da bir şey. Biz 17 tane dil kursuna gönderdik. Allah'ıma bak 17 tane. Hatta Uygurca bile biliyor. Uygurca mı? O nereden çıktı ya Allah aşkına? Evet biliyor hatta. Berat onun tabletini al da gel çocuğu. Tabletiymiş Narme bunu yazalım. Hemen ver. Kızım lan. Aman. Aman dikkat edin efendim o tarihe geldi. Sakat sakat. Ya taş tabletmiş bayağı ya bu. Evet. Berat oğlum orada ne yazıyor da amcamlara çevir yavrum hadi. Ya baba benim yaşımdan tablet dönüyor. Ben size taş tablet çeviriyorum. Bayağı uzun gözüküyor ha. Berat'cığım çevir amcanlara teyzenlere. Hadi çevir ne yazıyor orada? Çilin ipine kanma. He? Bu kadar. Gerçekten her eve lazım bir bilgi. Mesela bizim çocuğumuz İngilizce görüyor. Bütün dünya bunu konuşuyor. Hadi bakalım Esat İngilizce olarak söyle. Hadi. Adalet mülkün temelidir. Hadi oğlum. Baba ne yaptın ya? Benden yaş verme lan çocuk. Ne diyorsun lan sen? 120 bin lira veriyorum lan ben sana senelik. O neymiş ya? Enayi misin sen baba? 120 bine bizim mahalledeki Musa'nın mahalle kuru yemişti dükkanı devralacak. Sarsma la babayı sarsma. Kuru yemişti diyor. Oğlum okuyup doktor olacaksın sen. Ya baba. Ya ben 18 sene önce okurum da doktor olurum. 18 çarpı 120 bin
2 milyon 160 bin eder. 15 tane kır yemişçilik yani. Oğlum okuyup doktor olacaksın diyorum ben sana ya. Yahu ben okudum doktor oldum. Ayda alacağım maaş 15. Hadi olsun 20 bin ya. Bu devirde yetmez ya. Mantıklı mı anne? Ay yok vallahi şu bayacağım. Bu çocuk beni çok korkutuyor artık biraz. Ya biz varımız yağımız döktük boksun diye yine bir şey yok ya. Ay öldüm galiba. Ya dökmeyin işte ya dökmeyin. Ben öyle yatırımım. Düşünün bana bir yatırım yapıyorsunuz. Benim geri dönüşümlerim yaşlanınca 3 bilemedin 4 termal tantik. Ne ya? Bunda bir şey var. Ruh psikoloğa falan götürün. Ya ben bunu psikolog değil, egzorsiste bile götürdüm. Olmuyor. Ya baba analitik düşünemiyorsun ki. Aldığını verdiğine değmeden ticaret yapılır mı? Yapılmaz. Bu ne yahu? 10 yaşındaki çocuk fındık aslı gibi konuşuyor. Teşekkürler. Daha kızım sen hangi dilleri seviyorsun? Hiç konuşamadın. İngilizce seviyor. Öyle mi? Nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Pas dersin geçtiğine. Hangi seviyedesin peki? Bir yıl daha yeni bitti. Böyle konuşulanları falan anlıyor musun? Anlıyor ama konuşamıyor. Yahu bir izin vermiyorsun ki çocuk konuşsun. Bir müsaade edin, bir cevap versin efendim. Yani konuşabilir, konuşsun tamam, uygundur. Ama toplum içinde yanlış bir şey söyleyebilir. Böyle toplum içinde böyle şey olur, heyecanlanır, bir şey olur, böyle travma olur, böyle psikolojisi bozulur. Kıyamam. Tabii canım, çocuk olunca her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüyoruz. Onların gelecekleri için en iyisi, en mükemmeli olsun istiyoruz. Anlıyorum ben seni. Ya benim geleceğim için şu okula verdiğiniz parayı azıcık yatırıma çevirin ya. Buldum, berber açalım baba ya. Ürmeğin meslek, herkese saç uzuyor valla. Laflara bak, laflara. Ulan sen oku diye ben ceketimi satıyorum lan ceketimi. Ceketini mi satıyorsun? Ya baba senin butiğin var ya. Senin işin ceket satmak değil mi zaten? Ya yalnız bunun ağzı iyi laf yok. Hani böyle konuşması için bir kursa falan mı gönderdiniz? Berat'ı da gönderelim. Ya baba hayır ya. Ben hangi birine geçeceğim? Zaten kursuna mı? Bir iki iş kursuna mı? Ayı saldırı salma kursuna mı? Vallahi kursulacağım ya. Ama Berat'cığım biz senin iyiliğin için yapıyoruz. Neden böyle yapıyorsun? Buldum. Biz bunu kursuna gönderelim. Orada seçer hangi kursa gideceğini. Ya yıldım ya. Vallahi yıldım ya. Ya boş verin canım. Çocuğun darlamayın şimdi. Vallahi biz kızımızın her şeyini düşündük. Liseyi nerede okuyacak, üniversitede hangi bölümü seçecek, ağırlık ne, orta öğretim başarı puanı ne olacak ya? İşini de bulduk. Ben mülakatlara gidip geliyorum da geçerim herhalde. Geçer. Ya ama ya! Ya siz bu çocuğa ebeveyn değil, musallat olmuşsunuz resmen. Ne alakası var canım? Kızımıza! Kızım! Bak, sen bunlara bakmıyorsun değil mi? Bakmaz babası, bakmaz. Bakmazsın değil mi kızım? Bakmaz canım, bakmaz. Niye baksın ya? Bak! Kız delirdi, tavuk oldu. Yeminle delirdim be. Pardon 8'ime geleyim, mafyaya katılacağım. Organ kaçakçılığı yapacağım. Böyle böyle sıkarsanız bir yerden patlarım ben acı. Zaten kendiniz takıyorsunuz diye takıyorsunuz bana bunu. Gözlerim bozuk değil benim. Cam bile bunun camı. Kızım annen takıyor, neyi takıyor? Sus yalnız. Bu ne ya Fikri, ben bundan korkuyorum artık. Ya durun, korkmayın. Hani benim bildiğim bir tane patlamama kursu var. Oraya yazdırırız en kötü. Ya babacığım her şeyi kursuna göndererek bizi geleceğe hazırlayamazsınız. Ay bir saçma sapan kursuna ver ya. İskenirli. Gözünü seveyim. Ben niye aç olurum? Gözünü seveyim ya. Baba yapma ya. Kurban olayım ya. Ben çocuğumu açıp da oyun oynamak istiyorum ya. Tamam biz seni o kursuna gönderelim. Bezdim ya. Vallahi bezdim ya. 8 yaşındayım, saçımda beyaz var be. Kendi hayallerinizi benim üzerimde gerçekleştirmeye çalışmayın. Bu benim hayatım. This is my life. Esat. Ne dedi arkadaşın? Cevap yok. Gene yes no değil mi? Ne vallahi evet. Oğlum yahu ailenize kızmayın. Biz ne yapıyorsak sizin için yapıyoruz. Misal ben bu sene sen oku diye ev ipotek ettirdim. Ne yaptın? Ey başıma gelenler. Ya zorlamayın biz artık ya. Ya bizim özelliklerimizi görün, ona göre yönlendirin ya. Bu gözlüğü boşuna mı takıyorsun ya? Bence siz bu çocuğu böyle oyunculuk falan yapsın. Oyun kursuna, oyunculuk prova kursuna gidebilir mesela. Değil ya, mi? Biz bak. De onu düşündük ama işte. Bak o çocuğu görmüyorsunuz bari beni görün. Mesela ben konuşamadığım için yazma... Hayır. Ben kurslara gitmemek için bahane uydura oyunculuğu öğrendim. Benim kızım da böyle konuşmaya böyle yazmaya başladı. Belli zaten çocuğu konuşup. Ya ben de ticaret işlem birleşince yapımcı oldum biliyor musun? Yatırımcı, yapımcı hepsi karşı. Beni de sıktığınız için...
Ya Berat, sen daha yeni dedin ya hani kurslara gitmemek için bahane uydura oyuncu. Ya biz seni oyuncu kursuna yazma. Ya oyuncu... Efendim çocuğun hamdurasın, bir kendi kendine alacaksın ya. Ne sıkıntı var?